Fenerbahçe'ye dair birçok haber var. Becão Atalanta yolcusu, Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketlendi. Bu hafta Ferdi Kadıoğlu Brighton cephesinde anlaşma haberi gelebilir. Sürpriz bir gelişme yaşandı. Atalanta Rodrigo Becão için vites attırdı. İtalyan ekibi ilk olarak kiralama teklifi yapmış ancak yönetim bunu geri çevirmişti. Transferin bonservisle gerçekleşebileceği söyleniyor yakın bir zamanda. Medina demiştik. Fenerbahçe süper tangocu için bastırıyor. Orta sahaya 2 takviye birden yapmak isteyen sarı lacivertliler. Bunlardan birinin Cristian Medina olması için yoğun mesai harcıyor. 22 yaşındaki yıldızın Boca Juniors'la olan sözleşmesinde $20 milyon serbest kalma maddesi olduğu öğrenildi. Mario Branco mutlaka takıma kazandırmak istiyor bu oyuncuyu. Pazarlıklar başladı. Branco, Medina'yı serbest kalma bedelinin altında bir rakama bitirmenin peşine düştü. Başarılı oyuncuyla yapılan görüşmelerde ise önemli bir mesafe kat edildi. Sterling'e kulüp aranıyor. Chelsea'de beklenen oldu. Menajer Enzo Maresca aralarında Raheem Sterling'in de bulunduğu en az 20 oyuncunun kadro dışı kaldığını ve takımdan ayrı çalışacağını açıkladı. İngiliz devi Fenerbahçe'ye ve Juventus'la adı anılan yıldız futbolcuyu ilk olarak Aston Villa'ya önerdi. Sabah gazetesi, yine Galatasaray var burada. Evinde dev gibi oyna. Şampiyonlar Ligi'ne girmek için geçmek zorunda olduğu playoff turunda Young Boys karşısında 3 gol yedi. Galatasaray ancak Batshuayi 2 gol kaydedip rövanş adına da takımı ve bizleri umutlandıran isim oldu. Kurtarıcı diye bahsedilmiş Batshuayi'den. 66'da Elias Yelert'in yerine oyuna girmişti kendisi ve 6 dakikada 2 gol kaydetti. Günün yıldızıydı ve Günay Mustara'nın yerine ikinci yarıda kaleye geçti. O da 5,5 ay sonra formayı giymiş oldu. İki takımda da kaleci değişikliği olduğunu da hatırlatalım. Hürriyete dönüyoruz. Aslan umutları. Galatasaray İsviçre'ye 2-0'dan döndüğü maçta Young Boys'a teslim oldu. Kafaları kaldırma vakti, haftaya telafi ederiz. Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları bunlar. Young Boys maçının düşündükleri gibi zor geçtiğini ancak hiç tahmin etmedikleri goller yediklerini söyledi. Soyunma odasına 2-0 gitmenin kendilerini çok düşürdüğünü belirten Kerem, ama bu maçın ikinci ayağının olduğunu biliyorduk. İçeride böyle konuştuk, büyük bir enerji koyduk, olmaması gereken bir mağlubiyet aldık. Bunu telafi edebiliriz diyor kendisi. Okan Buruk hocamız rövanş için çözümü bulacaktır. Bu da Batshuayi'nin açıklamaları. Hemen kendisine çünkü bir sonraki mücadelede 11 başlamak ister misin sorusu yöneltildi. Kendisi de tercih Okan Buruk'un dedi. Milliyete gelelim. Bir türlü sonu gelmiyor. Senat Okun bir haberi var. Fenerbahçe'de son dakikada yenilen goller daha ilk haftalardan sorun yaratmaya başladı. Önce Fransız ekibi Lille elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda edildi. Ardından da Trendyol Süper Lig'de Göztepe deplasmanında 2 puan birden bırakıldı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktikle ve bireysel çalışmalarla da devam etti. Ve Ferdi'de de sona yaklaşılıyor. Fenerbahçe yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'na veda etmeye hazırlanıyor. Hem sarı lacivertli hem de milli formayla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından birçok takımın transfer listesine giren Ferdi'nin yeni adresi İngiltere olacak. Fenerbahçe'nin Brighton'la tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. Brighton, İngiltere'ye gitmek isteyen yıldız futbolcuyla da el sıkışırken transferinde birkaç gün içerisinde noktalanması bekleniyor Ferdi Kadıoğlu adına.